Hocam merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Çalışmalara devam ediyorsunuz. Bağbaşı Gençlik Spor olarak kısa bir süre önce kurmuştunuz hocam. Biraz ne zaman kurulduğunuzu biraz ondan bahseder misiniz? Evet, biz resmi olarak 2017 yılında Bağbaşı Gençlik Spor Kulübü olarak kulübümüzü kurduk. Ve amatör spor kulüpleri federasyonunun izniyle U11, 12, 13, 14 yaş gruplarında geçen senelerde 15 yaş grubunda da takımlarımızla, çocuklarımızla liglere katıldık. Bu süre zarfında bizler çocuklarımızın hem bilişsel hem duyusal hem de motorik özelliklerini geliştirmek adına hem gerekli ahlaki kavramları da en üst düzeyde kurmak adına da onları elimizden geldiğince bir rehber olmaya çalışıyoruz. Kendimiz yıllarca Denizli futbol camiasına gerek deniz sporda gerekse amatör camiada futbol oynadığımız için bu işin hem mutfağından gelip hem de bu işin eğitimini alarak beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezun olup kendim aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Çocuklarımıza dediğimiz gibi saha içindeki ve saha dışındaki ahlaki davranışın yanı sıra kazanmanın ve kaybetmenin de bu spor dalının içerisinde olduğu bilinciyle eğitim öğretim vermeye çalışıyoruz. Denizli'de ve Türkiye'de daha futbolun daha ileriye gitmesi için, altyapıdan futbolcu gelişmesi için neler yapılmalı sizce? Şöyle, yani en büyük sorunumuz altyapı. Bugün bu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon 4 büyükler veya 5 büyükler olarak adlandırdığımız takımlara da baktığımızda hepsinin ortak sorunu altyapı, altyapı. Fakat altyapıya önem verilmesi tabii ki çok büyük zaman alan bir süreç. Fakat en önemli, bence en önemli etken şudur. Altyapıda eğer biz iyi oyuncu çıkartmak istiyorsak iyi tesisleşmeye gitmemiz lazım. Yani iyi tesisleşme iyi oyuncunun birinci basamağıdır. Bu da gerek belediyelerin, gerekse mahalli yönetimlerinin, gerekse de o ilin veya ilçenin üst düzey belki iş adamlarının, belki futbola duyarlı ve gerçekten futbola hevesli iş insanlarının biraz bu işe el atmasıyla da kaynaklanabilir. Çünkü biz mesela futbol okulumuz olarak kendi yağımıza kavurmaya çalışıyoruz. Fakat bu belli bir noktaya kadar geliyor. Bizim için önemli olan buradaki tabii ki futbolcularımızı yetiştirmek, onları geliştirmek. Ama bunun yanı sıra da onları inşallah vatan ve millete hayırlı birer evlat yetiştirebilmek en önemli gayemiz. Yani ekonomik destek olmadan diyorsunuz bu işe de zor oluyor hocam. Tabii. Çünkü ekonomi biliyorsunuz ülkelerin ve dünyanın en önemli sorunu. Küresel güç dediğimiz bu güçte futbol camiası da çok büyük etkileniyor. Bugün dört büyüklerin başına gelen limit kısıtlamaları da gördüğünüz gibi hem kadro yapılanmasına hem futbolcu transferlerinde çok büyük etkisi oluyor. Ondan dolayı ekonomik sebepleri, ekonomik nedenleri eğer biz bertaraf edemezsek maalesef altyapıdan futbolcu yetiştirmemiz çok zor olacaktır. Evet, peki şimdi pandemi süreci oldu. Ara verildi ve ligler yaklaşık 3 hafta sonra futbol okulları açıldı. Halı sahalara izin verildi. Bu sürede çocukların valilerin tepkisi ne oldu? Siz nasıl hocam? Mutlusunuz. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani biz 5 ayda çocuklarımızdan ayrıydık. Bu 5 aylık süre zarfında çocuklarımıza video konferans yöntemiyle işte WhatsApp gruplarından çocuklarımıza videolar gönderdik. Her hafta peyderpey bu videoları göndererek onların hem zinde kalmalarını hem de sporla iç içe kalmalarını sağlamaya çalıştık. Fakat tabii ki pandemi süreci herkes etkilediği gibi bence en çok çocuklarımızı etkiledi. Çünkü bir baba tabii ki ekmek parası için çalışmak zorunda. Anne keza çalışıyorsa o da iş yerine gidiyordu. Fakat çocuklar ne yaptı bu süreçte? Zaten çocukların bir sokağa çıkma yasağı söz konusuydu. Bundan dolayı çocuklarımız hep evdeydi. Evde olan çocuklarımız maalesef obeziteye doğru, diyabete doğru giden evlatlarımız oldu. Yani bu süreçte biz inanın en böyle zayıf gördüğümüz çocuğumuzu bile 4-5 kilo alarak bu süreçten etkilendiğini gördük. Çocuklarımız tabii 3 hafta önce başladığımızda o kadar mutlu, o kadar heyecanlı ve o kadar hevesli geldiler ki hepsi sahada cıvıl cıvıldı. İnşallah ülkemiz ve dünya da bu pandemi sürecini en sağlıklı ve en hayırlı şekilde atlatıp çocuklarımızı eskisi gibi yeşil sahalarımızda o hevesle, o coşkulu, o heyecanla tekrar antrenmanlarımıza devam etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi paylaştığınız için var mı bahsetmek istediğiniz? Ben teşekkür ederim. Buraya kadar gelip antrenmanımızı izlediniz ve çocuklarımızla bizi çok mutlu ettiniz. Sağ olun. İyi ki amatör camiada sizin gibi değerli spor adamları var. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Başarılar. Sağ olun.